Evet, şekilde verilenlere göre ED uzunluğunun kaç birim olduğunu arıyoruz. Bakın şu birkaçı birbirine eşit olarak verdik. Bir de ne verdik? A'ya 3A oranı yaz. Ben diyorum ki şuradan AB'ye paralel çeksem bir tane. Bu paralellikten dolayı şu açı buraya gelir mi? Gelir. Güzel. Peki temel benzerlikte şunu söyleyebilir miyiz? 4A'ya 8 ise A'ya kaç yapar? 6. Ve ikizgen üçgen çıktı. Bundan dolayı ED uzunluğu kaçtır? 6. Doğru cevap Diyarbakır. Bu soruyu şöyle de çözebiliriz. A noktasından bu sefer ED'ye paralel çekip ED'ye paralel çeksen bu açı neyse bu açı da o yönleştikten dolayı şu açıyı buraya yazabilirim. O zaman burası 8 ise burası kaç olur? 8. Bakın oranımız neydi? A'ya 3 aydı değil mi? Şimdi yine aynısını söylüyorum. 4A'ya 8 ise 3 aya kaç yapar? 6. Doğru cevap Diyarbakır. ABD üçgeni verilenlere göre bir açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Şu oranı verdik. Dedik ki A'ya şurada bir 3A diye bir oran var. Sonra burada bir 90 derecemiz ve paralelliğimiz var. Paralellikten dolayı bu 90 buraya gelir. Bunu bir yazalım. E noktası da orta tabanmış. Yani şu ikisi birbirine eşitmiş. Ve bundan dolayı bununla bu da nedir? Birbirine eşit. Orta tabansa şu ikisi eşit. Ne olacak? Eşit olacak. Şurada A birim alsam şu şekilde. Birleştirdiğim zaman. Zaman burası da ne olacak? 2 olacak. Şimdi o zaman bu da bunun orta tabanı. Ve paralellikten bu 70 nereye gelir? Buraya gelir. Şimdi yükseklik kenarortaysa bunun ikizkenar bir üçgen olması lazım. Bundan dolayı burası 70 ise şurası da kaç olacak? 70. En büyük üçgene baktığım zaman 70, 70, 140. C'ye kaç kalır? 40. Doğru cevap Ceyhan. Bu şekilde verilenlere göre DE uzunluğu kaç birimdir? Bakın. A yazarsam A olacak. Bunlar ters açıdan aynı. E kalan açılar da ne olmak zorunda aynı. Demek ki şu iki üçgen nedir? Açı açıdan dolayı benzer. Bir soruda şu iki uzunluğun çarpımının AE ile DC'nin çarpımının iki birim kare olduğunu verdik. Yani şuraya Y, şuraya da Z yazalım. Y çarpı Z neymiş? İki birim kare. Tamam. Peki benzerliği kuralım. Ne var elimizde? Şuraya baktığımız zaman 2 ve Y var. 2 B'nin karşısında. Burada B'nin karşısında ne var? Z. Y A'nın karşısında. Burada A'nın karşısında ne var? X. Buradan işler işler çarparsak eşittir. D çarpı Y. O da 2 idi. Buradan X'in kaç olduğunu görüyoruz. 1. Doğru cevap Adana. Bu şekilde verilenlere göre bu oranların farkının kaç olduğunu arıyoruz. Bakın soruda ne verdik? 1. Şu ikisi birbirine eşit. Bu ikisi birbirine eşit. Bir de burada 3A gibi bir oran var. Ben diyorum ki şuradan bir paralel çeksek. T desek. Birazdan kullanacağız. Şöyle T yazıyorum. Buraya baktığınız zaman şunu görüyorum. Eğer şurada bir kelebek benzerliği var. 2A'ya 3A oranı varsa burada da ne olacak? 2B'ye 2B gibi bir oran olacak. Daha sonra şunu söylüyoruz. Bakın. Eğer şu ikisi birbirine eşitse burada olduğu gibi. Eğer bu ikisi birbirine eşitse burada da birbirine eşittir. Yani şurası 5B ise burası da kaç olacak? 5B olacak. Ve yazalım. Tamam. İlk şunu bulduk. İlk oranımızı bulduk. Yani EK'nın KF'ye olan oranı ne? 7'nin 3'ü olan oranı. Yani burası ne yaptı? 7 bölü 3 eksi deyip devam ediyoruz. Şimdi biz buraya 2C dersek şurası da ne yapacak? 3C yapacak. Kelebek benzerliğinden dolayı burası ne oldu? 3C. İkisi birbirine eşitse burası nedir? 3C'dir. Bulduğumuz değerleri burada göstermek istiyorum ben. Bakın şu FC uzunluğu 3C. Üçgende orta taban olduğu için peki uzunluk da ne olacak? 3C'nin yarısı 3C bölü 2. E burası 3C bölü 2 ise tamamı 2C'ydi. Buraya ne kalır? C bölü 2 kalır. E bu üçgende de burası orta taban. E C bölü 2 katı burası ne yapacak? C yapacak. Buradan ED bölü FC oranının da 1 bölü 3 geldiğini görüyoruz. 7 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkarsak 6 bölü 3 o da kaç yapar? 2. Doğru cevap Ceyhun. Evet, şekilde verilenlere göre X'in kaç birim olduğunu arıyoruz. Bakın ilk vereceğimiz olay ne? Şuradaki orana bakalım. Ve 2A dersek burası ne yapacak? 3 yapacak. Yani DT uzunluğuna 2A dersem burası ne yapar? Yapar. Bakın bir kelebek benzerliğimiz var. Kelebek benzerliğinde şunu söyleriz. 2A'ya 4 ise 3A'ya kaç yapar? 6. Bunu yazdık. Daha sonra bakın şurada bir kelebek benzerliği var. Şurada kesişiyor. Bunun içini tarayalım. Biz sonra da onunla ilgili de bir oran verdik. Bakın buraya B dersek şurası ne yapar? 2B yapar. Bakın EK uzunluğuna B dersem burası neymiş? AB uzunluğu 2B.
Şimdi şunu söylüyorum. 2B'ye 6 olursa 3 katı. B'ye 3 katı kaç olur? 3. Ya da şöyle söylerim. 2B'ye B ise yarısı, 6'nın yarısı kaç olur? 3. Doğru cevap Bursa. Bu şekilde verilenlere göre BF uzunluğu kaç birimdir diye arıyoruz. Soruda ikisinin birbirine paralel olduğunu söyledik. Ve A yazarsak buraya. A yazarsak buradaki A nereye gelir? Buraya. O zaman ikizkenar üçgen çıktı. Şu AE uzunluğu da buna eşit. Buna da eşit olduğu için muhteşem üçlüden dolayı demek ki burası ne olacak? 90 derece olacak. Sonra şunu söyleyeyim. Paralellikten dolayı eğer ikisi birbirine eşitse üçgen de orta tabandır GE. Burası 2 ise burası kaç birim olur? 1. Yine şunu söyleyelim. Bakın şu iki üçgen birbiriyle eş. İki uzunluk birbirine eşit. Tamam. O zaman şu ABC üçgenine baktığım zaman BF de kenarortay, AE de kenarortay. Bundan dolayı G noktası ABC üçgenin kenarortayının kesim noktasıdır. Burası bir birimse burası kaç birim olacak? 2 birim olacak. Şimdi devamında şunu söyleyeceğim. Muhteşem üçgen. Burası 3 birimse 3 birim burada var, 3 birim burada var. Şuraya x yazarsan burası da x'tir. Şu ABC üçgenine Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi x'in karesi artı 2x'in karesi. Buradan 36 eksi 4 eşittir 4x kareden. 36'dan 4 çıktı. 32 4'e böldüm. 8 kare kökünü aldım. X ne olur? 2 kök 2. Şöyle yazıyorum. Daha sonra bu dik üçgende Pisagor'u yapıyorum. Karadan benim BF uzunluğu. 2'nin karesi artı kök 2'nin karesi eşittir. Y kare diyelim aradığımız uzunluğa şuna. Buradan y kare eşittir. 4 artı 8'den 12. Kökünü aldığımız zaman y'nin kök 3 olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana.